bıraktım kendi kararlarını kendi versin diye. Hiç hata yapmadım. Yaptı, yapmaz olur. Ama öyle değiştik. Bambaşka bir insan oldu. Kızını çok yalnız bıraktın Nur, çok. Hiç ilgilenmedin. Mine her şeyi tek başına kendi halletti. Kimseye sırtını dayamadı. İşte o yüzden böyle tedirgin. Tam hayatını yoluna koymuşken çıkageldin. Bir şeyleri mahvetmenden korkuyor. O çok yorgun Nur. Bir daha baştan başlayacak gücü yok onun. O yüzden iyi düşün kızım. Gerçekten kararlı mısın? Gerçekten Mine ile yeni bir hayata başlamak istiyor musun? Her şeyden çok. Sen de inanmıyorsun bana değil mi anne? İnanmak istiyorum. Hem de çok. Biliyorum. Senin de için yanılıyor. Hep yanında olsun istiyorsun. Ama istemek de olmuyor her şey kızım. Biliyorum. Biliyorum da. Ne yapacağım onu bilmiyorum. Sabredeceksin. Ne yaparsa yapsın, ne derse desin, bırak. Yeter ki üstüne düşme. Mine de senin gibi. Genç kızken ne uğraşırdım seninle hatırlıyor musun? Bu eteği giyme kısa derdim, sen uçlarını kesip gene giyerdin. Mine de senin kızın işte. Üzerine gidersen inatlaşacak. Huysuz mu huysuz olacak. Bırak, senin yanında yakında bilsin yeter. Bugün mü olur, yarın mı olur ama bir gün mutlaka sana gelecek. Mutlaka. Yeter ki sen o zamana kadar sabret. Sesini çıkarma, sakin ol. Ama sakın üç gün sonra olmadı, olmayacak diye kaçma. Bu sefer de aynı şeyi yaparsan. Daha zaten geri dönme Nur. O zaman Mine'yi burada bulamazsın. Ya sen anne? Ben anneyim. Çocuklar hata yapar, anneler affeder. Ama anneler hata yapınca çocuklar onları kolay affetmez. Zamanında babana dur diyemedim. O yüzden de büyük bedel ödedim. 17 yıl senin yüzünü doğru düz göremedim. Ben affederim kızım. Yeter ki sen kızını üzme. Geçen gün aynı şeyi Leman Hanım'a söylemiştim biliyor musun? Öyle mi? Bak gördün mü? Sen de yavaş yavaş hatalarından ders alıyorsun. Sofra hazırdı. Tamam canım sen tuvalete gitken hazırlarız hadi. Hafize anam nerede? Hafize ana! Ya var mı kulağımın dibinde ya? Ya abanma dur ne yapıyorsun? Ya benim adım atacak halim yok sen abanma diyorsun Aslı. Geldim oğlum. Hafize anacığım pide aldıracaktınız aldırdınız mı? Aldırdım tabii Nermin Hanım'ın torununda. Oh, 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 oh. Kıymalı böreğini de yaptım şimdi sofrayı hazırlarım. Tamam bak ya safi gırtlak çıktı. Ellerine sağlık Hafize anacığım. Afiyet olsun yavrum. Yürü hadi yürü. Nereye götüreceksin beni? Efendim? Uslu durursan seni götüreceğim demiştin ya. Dememiştim. Ya dün gece dedin ya sürpriz yapacaktın. Uslu durursan götüreceğim demiştin. Nereye söylesene. Söylemeyeceğim. Kahvaltıdan sonra görürüz. Ya nereye gideceğiz ya nereye? Sürpriz. Uf ya uf. Boyasak ya. Yok böyle bir boyuz. Yok böyle bir boyuz. Hah, yumurtaları aldın değil mi? Aldım aldım. Atakan aradı mı gitmiş mi? Yok hala kapalı telefonu. Varınca arar. Bana da haber verirsin değil mi? Veririm veririm merak etme. Ha Kıvırcık. Kıvırcık mı? Ay pardon ya. Çok güzel ya. Aferin. Perfect.
Hepinizi kendine benzetti adam. Şahane bak ya. Yakında Asya'ya da mavi göz dersiniz artık. Ay, tamam bir şey demedik. Hadi kolay gelsin. Kıvırcık sen. Anlamadım. Kek yapmışsınız akşam. Ya hiç sorma. Yorgunum. 2 dakika yeter. Günaydın. Annen evde mi? Evde ama. Hadi size iyi gezmeler çocuklar. Göstereceğim ben sana çocuğu. Ya bulaşma şuna hadi. Nasılsın hayatım? İyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyi. Hayrola bir şey mi oldu? Yok. İçeri girebilir miyim? Ah tabii affedersin. Araban bozuldu mu? Hayır niye ki? Cip kiralamışsın. Kiralamadım aldım. Çok güzel ama değil mi? Nasıl yani? Sabah sabah başladık yine sorguya suale. 10.000 liralık bir şey almıyorsun ki Erkan. Tabii ki soracağım. En az 50-60.000 euro vardır bu. Diyelim ki öyle ne olacak? Nasıl ödeyeceksin? Herkes nasıl ödüyorsa öyle. Ya kredi çektim tamam mı? Rahatladın mı? Niye bana söylemiyorsun? Ya bir sürpriz yapalım dedik pişman ettin yani sağ ol ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.